Hoş geldiniz. Şimdi acıkanları görebilir miyim? Tamam, ona göre ayarlayacağım hızı. Siz de varsınız, doğru. Gördüğünüz gibi acıkmaya hakkınız yoktu arkadaşlar. Ben hayır, şaka yapıyorum tabii ki. Ama enerjilerin zamanla düştüğü kesin. Bunu dijital olsak da olmasak da engelleyemiyoruz. Çünkü hepimiz birer insanız ve bugün de zaten insanı aslında tartışıyoruz. Adı dijital HR olsa da hayat değişmiyor. Biraz önceki Tolga ve Boğaç, yanlış söylemiyorum değil mi isimleri? Şimdi ilk kez karşılaştım. Bizim İK'cıların en büyük problemlerinden bir tanesi de isim hatırlama problemi. O yüzden de kusura bakmayın yanlış söylüyorsam ama Tolga ve Boğaç çok değerli iki tane sunum yaptı ve aslında dediler ki, benim diyeceğim bir şey dediler. Aslında biz farklı değiliz. Öyle hani yine güven istiyoruz, yine insanlık bekliyoruz, yön bekliyoruz, zaman ayırmanızı bekliyoruz. Bize vakit ayırmanızı, bize biraz daha değer katacak işlerle uğraştırmanızı, bize sorumluluk vermenizi, bize soru sormanızı, cevaplarımızı dikkate almanızı vesaire. Yani aslında herhalde 20 yıl önce, 25 yıl önce bana sorsalardı benim vereceğim cevabı, muhtemelen 40 yıl önce babama sorsalardı babamın vereceği cevabı şu anda onlar veriyorlar. Şunu demek istiyorum. Şu X meselesi, Y meselesi benim çok fena canımı sıkıyor kişisel olarak. Hani katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum ama ben bu kuşak meselesine çok inanmıyorum. İletişime çok inanıyorum. İletişim çok kritik bir şey insan hayatında. Hani Tanrı gördüğünüzden geri bırakmasın derler ya. Biz gördüğümüz kadarıyla bekliyorduk hayattan bir şeyler. Şimdikiler daha fazla şey görüyorlar. Dolayısıyla daha fazla şey bekliyorlar. Eminim ondan sonrakiler, bundan sonrakiler de çok daha fazla şey bekleyip, görüp çok daha fazla şey bekleyecekler. O yüzden de bunun kuşakla muşakla alakası pek yok. İnsanla alakası var. İnsan gördü mü isteyecek. Gördüğünden geri kalmak istemediği için de alamadığı zaman mutsuz olacak, verimsiz olacak, değersiz hissedecek ve değer katamayacak. Aldığı zaman da karşılığında fazlasını da verecek. O yüzden ne yaparsak yapalım, insan kaynakları ekipleri, bu insan kaynakları departmanlarına da bu yükü yüklüyorlar ya, ben bir de ona çok kızıyorum. Hani sanki biz böyle bir sihirli, büyücü falan elimizde acayip şeyler var. Herkes bir kenara çekiliyor. Onlar her şey malı satmaktan sorumlular. İşte hastaya bakmaktan sorumlular. Ne bileyim uçağı uçurmaktan sorumlular. Ha, insan kaynakları da geri kalan bütün bu insanları motive edecekler, mutlu edecekler falan. Böyle bir hayat da yok. Şirketlerde herkes her şeyden sorumlu. Ben de en az genel müdürüm kadar o şirketin karından sorumluyum. O da en az benim kadar oradaki yeni insanların, şirkete yeni katılanların şirkete oryantasyonundan, onların sürekli gelişimini garanti altında tutmaktan, onların iyi perform ettiği zaman ödüllendirilmesinden, kötü perform ettiği zaman cezalandırılmasından gerekiyorsa veya en azından yönlendirilmesinden iyi cümle kurmak adına sorumlular. Dolayısıyla da bu kongrede, bu konferansta da eminim İK'cılar haricindeki insanlar da var. İstiyorum ki aslında bu konuları çok daha fazlasıyla İK'cılar haricindeki insanlarla tartışabilelim. İnşallah bu konferansların serilerinde de çok daha fazlasıyla o insanları da göreceğiz. Yine bir başka konuya değineyim. Hani böyle yemek öncesi aklıma geldi. Tolga söyledi galiba. İşte insanlığın veya hayatın dört tane temel maddesinin üzerine de bir şey kurdu. Hemen buradan hepimiz tahta dedik beşinciyi. Yani aklımıza da gelmedi. Cem Yılmaz çünkü çok fena öğretti bize o tahtayı. Her defasında kullanıyorum. Çok da her defasında da gülüyorum. Güldüğüm bir başka hikaye de şu. Temel biliyorsunuz Türkiye'yi çok temsil eder yurt dışlarında. Yine bir böyle bir konferansta, böyle değerli bir hazırın önünde tartışıyorlar Amerikalı, İngiliz ve Türk olarak Temel. İşte Amerikalı diyor ki bizim diyor öyle bir geçmiş tarihimiz var ki diyor biz iletişimde çok büyük bir ülkeyiz diyor. İletişim çok korkunç bizde geçmişi olan bir şey. Ve biz yaptığımız araştırmalara göre işte Arizona çölünde yaptığımız kazılarda yaklaşık 400 yıl öncesine ait bakır kablo bulduk. Yani o zamanlardan beri teknolojik olarak altyapılarımız var. İletişime çok büyük yatırımlar yapmış bir ülkeyiz diyor. İngiliz atlıyor diyor ki yani bu bizim için çok da anlamlı bir şey değil. Çünkü biz diyor Londra'nın diyor hemen dışarısında bir merkezde yaptığımız kazılarda diyor yaklaşık 800 yıl öncesine ait fiber kablo bulduk diyor. Yani senin bakır kablon 400 yıl öncesinin hiçbir şey ifade etmiyor.
Tabii bizim temelde hani ne kadar şanslı bir coğrafyada yaşadığımızın, ne kadar şanslı bir toplum iletişim anlamında olduğumuzun konu şeyine gelecek. Düşünüyor taşınıyor orada İngiliz anlatırken ve sonrasında diyor ki vallahi diyor biz de diyor çok araştırdık diyor. Önce İstanbul'da bayağı kazı yaptık diyor. Çünkü yani bizim teknoloji merkezimiz orası diye biliyorduk diyor. Ama sonrasında bütün Anadolu'da birçok yere, en sonunda diyor Trabzon'da diyor bir kazıya başladık diyor. Yaklaşık 2000 metre falan indik diyor. Ve gördük ki diyor biz yaklaşık 2000 yıldır Wi-Fi teknolojisini zaten kullanmışız diyor. Herhangi bir şey bulamadık diyor. Yani dolayısıyla şimdi bu Wi-Fi teknolojisini de üzerine koyunca çok güldüm. Hepimiz çok şanslı bir nesiliz. Çok şanslı bir toplumda yaşıyoruz. Biz iletişimi zaten yüzyıllardır çok yoğun kullanıyoruz. Bunu şimdi biraz daha dijitalize ettik. Şimdi gelelim TAV'a. TAV kim bir kere? TAV yaklaşık 4 coğrafya, 4 kıta diyelim üzerinde bulunuyor. 6 tane ülkede havalimanı işletiyor. 12 tane havalimanı işletiyor. Yılda yaklaşık 50 milyonun üzerinde insanın geçtiği alanlarda hayatı idame ettiriyor veya yönetiyor. Ve bu alanların içerisinde sadece o binaların yönetiminden sorumlu değil, o binaların içerisindeki tüm servisleri veren, işte catering hizmetini veren şirketleriyle, duty free kadınların çok daha fazlasıyla uğradığı, sevdiği şirketlerimizin olduğu veya alanların olduğu yerleri işletiyor. Ticari alanlar dediğimiz işte reklamları, panoları, işte bankaları, şunları bunları derken bütün o coğrafyayı yine o alan içerisindeki coğrafyayı yöneten bir şirket. Dolayısıyla da insanın çok fazlasıyla işin içinde olduğu bir iş yapıyor. Yani 50 milyon insan gelip geçiyor. Siz de yaklaşık 25 milyon 25 bin insan olarak onlara servis veriyorsunuz. Bu 25 bin kişinin böyle merkezi bir şekilde yönetilmesi, tek aklın himayesinde gözetilmesi, onları yani o İstanbul'da kurduğun kurallarla bir şekilde Tunus'ta idame ettirilmesi takdir edersiniz ki mümkün değil. Bunu yapmaya kalkarsanız büyük oranda da çuvallıyorsunuz. Çünkü havaalanları bir anlamda o ülkelerin bir de giriş kapıları, kültür kapıları. Yani eskiden kale kapıları vardı şehirlerin, şimdi havaalanları var. Dolayısıyla da o anlamda da o ülkeler açısından o kadar da kritik. Yani kalkıp da siz Türkiye'den Türk insanı olarak gidip Makedon halkına Türkçe veya Türkiye'li bir şekilde yöneticilik yapmanız mümkün değil. Bunu fark eden, bunu gören TAV yönetimi de aslında çok ciddi, güzel bir strateji kurmuşlar TAV başından beri. O da yerel yönetimlere inanmak ve yerel insan kaynağına gerçekten sorumluluk vermek ve bu sorumlulukları sadece ortak disiplinler yöntemlerle de beraber yönetmeye, hani biz orada böyle yapıyoruz, isterseniz bunu da şöyle yapmayı düşünür müsünüz tadındaki önermelerle kurgulamaya çalışmış ve bugüne kadar da büyük başarılı işlere imza atmış ki iş her yıl devam ediyor büyümeye. Türkiye açısından da bizim açımızdan da tabii gurur verici. Şöyle birkaç rakam var. 53 milyon yolcu bu sene olacak. 20 bin aşkın bir çalışanımız var. 450 bin uçak inip kalkıyor bu havalimanlarına her yıl. Bu şirketleri biraz önce saydığım işleri yapan şirketler olarak görün. Dolayısıyla biz TAV grubu olarak, insan kaynakları ekibi olarak da yine bütün işlerimizi bu lokal iş modeli üzerine kurmaya çalıştık. Her gittiğimiz ülkede şunu duyduk. Ya biz bir devlet şirketiydik. Sonuçta Makedonya'daki bir havalimanı, devletin havalimanı. Makedon devleti diyor ki ben bunu özelleştiriyorum. Gelin işletmeciler, siz hanginiz işletmek istiyorsa parasını ve işte verin. Ben de size 40 yılına bunu işletme hakkı vereyim diyor. Fakat sonrasında oradaki mevcut insanları da size devrediyor. Dolayısıyla da siz böyle sıfırdan bir havalimanı kurup da oraya sıfırdan bir recruitment yapmıyorsunuz, işe alım yapmıyorsunuz. Büyük oranda olan bir insan kitlesini alıyorsunuz. Yine hemen Türkiye'ye dönelim. Dikkat edin. Türkiye'de nasıldır devlet kurumları? Düşünün. Her ülkenin devletinin işlettiği şirketleri devraldığınızı düşünün. Dolayısıyla biz aslında bu 6 ülkenin devletiyle de bir işe alım süreci yaşadık, yaşıyoruz. Bundan sonraki örneklerde de yine yaşamaya devam edeceğiz. Bu ne demek? Bu çok ciddi kültürel farklılıklar demek.
Her ülkenin yoğurt işi farklı, her ülkenin insan profili farklı ve dolayısıyla da bu ülkelerin dinamiklerine göre de TAV grubunun bir manzume yaratması lazım. Yani tek başına bir kültürel modelle ilerleyemiyorsunuz demek. O yüzden de bu kadar büyük coğrafyada biz ekspat yapımızı kurguladık, bir daha gözden geçirdik. Dedik ki bize öyle insanlar lazım ki değişim ajanları, onlar oralara gidecekler, oralarda olacaklar. Fakat bütün hayatı böyle ben yönetmeye geldim, işte buranın da kralı benim, bundan sonra benim dediklerim kuraldır demeyecekler ama onlar o kadar yetenekli, kuvvetli insanlar, bu misyona o kadar inanmış insanlar olacaklar ki ve iyi yetişmiş TAV içerisinde TAV'ı tanıyan, TAV'ın kültürüyle beslenmiş insanlar olacaklar ki oradaki değişimi yavaş yavaş onların istedikleri yöntemlerle ama sonuçta beklediğimiz sonuçları üretecek şekilde yönetecekler. Onun için yaklaşık 400'ün üzerinde ekspatımız var. Onun için sadece Türkiye'den değil birçok başka ülkeden birçok başka ülkeye insanımızı yönlendirmeye gayret ediyoruz. Pardon, 307 ülkeden 314 çalışan ekspatımız var. Bu rakam bizim açımızdan biraz muğlak bir rakam. Neden? TAV inşaat projelerini bunun içerisine katmıyoruz. TAV inşaat projelerinde çalışan Uzak Doğu ve diğer çalışanları işin içine katarsak onlar bayağı binlerle ifade edilen sayılar. Biz daha çok bu kültür elçiliği misyonunun üzerine yüklediğimiz insanlardan bahsediyoruz bu çalışmayla. Şimdi biz bu 314 kişiyi sahaya koyduk. Hepsi farklı dilleri konuşuyor, farklı ülkelerin insanları. Gürcistan'da bir ekibimiz var, müdürü Gürcü, çalışanların arasında Rus var, Ermeni var, Azeri var. İnanmazsınız bir tane de Yunan var. Ben en çok Yunanlıların nereden geldiğini merak ediyorum ama o sonuçta Gürcistan'da bu Gürcü, Gürcüce biliyor, Rusça bilmiyor. Rusça biliyor sadece. Ermeni zaten Azeri ile konuşmuyor. Azeri zaten Ermeni'yi gördüğü yerde vurmak istiyor. Böyle bir ekibi beraberce yönetmeye çalışan bir kitleyi bu agentlarla TAV kültürüne uyumlaştırmaya çalışıyoruz. Bu 314 kişi çok uzaklardılar. Yani buradan yaklaşık işte en yakını birkaç saat uzakta, uçuş uzaklığındaki yerlerdeler. Dolayısıyla bu insanlar kendilerini yalnız da hissediyorlar. Ve bu TAV Abroad meselesi işte bu tam da burada ortaya çıktı. Biz dedik ki ya ülkelerin dinamiklerini birçok araştırma platformundan bulabiliyoruz. İşte Google en büyük profesör, ona soruyoruz. İşte Suudi Arabistan'da ücret yapısı nedir onu oradan öğreniyoruz. Suudi Arabistan'ın ülke coğrafyasında neler önemlidir, neler öne çıkıyor, neler geriye gidiyor. Onları oradan buluruz, yaparız dedik ama bir baktık ki Suudi Arabistan'ı bulabiliyorsunuz dünyada ama Suudi Arabistan'da Medine Havalimanı'nın oralardaki hayatı hiç de öyle kimse size anlatmıyor. Veya Makedonya ile ilgili genel hissiyatı alabiliyorsunuz internette bir yerlerde veya araştırma şirketlerinden bulabiliyorsunuz. Fakat Üsküp'te de hadi başkent olduğu için bazı şeyleri biliyorsunuz ama Ori Gölü'nün kenarındaki havalimanınızdaki hayatı kimse size anlatmıyor. Size anlatabilecek tek kaynak var, o da bu ekspatlarınız, 314 kişiniz. Oturduk bu 314 kişiyi buluşturacak. Hatta bu 314 kişinin buluşturup da ürettiği içeriği tüm TAV çalışanlarının görebileceği bir platform yarattık. Bu platformda adına da TAV Abroad ismini koyduk. Bu platformda neler var? Böyle sayfalarını birkaç sayfasını böyle hızlı hızlı göstereceğim. Ülkeleri tanıtıyoruz. Ülkelerin bütün tarihçesini, ekonomisini, bugünkü sosyal düzenini, bugünkü karmaşıklığını veya düzenini diyelim yine tartışıyoruz. Gördüğünüz gibi biz öyle çok düzgün ülkelerde de değiliz yani. Tunus daha bir yıl önce kral vardı. Bugün 2 milyon kral var. Çünkü kralı indirdiler. Hepsi birer kral. Suudi Arabistan malum oldukça orijinal bir memleket. Gürcistan keza 3-4 yıl önce karşılıklı iki apartman arasında birbirine ateş eden insanların olduğu bir başkenti vardı Tiflis. Şimdi Avrupa'ya ve dünyaya açılmış bir coğrafya. Dolayısıyla zor bir yer, zor insan profilleri, zor sosyal imkanlar. Bunların hepsini bu platforma arkadaşlarımız girsin diyoruz. Artık şimdi o 314 kişinin haricindekiler de yazmaya başladı. Bütün çalışanlarımız bu platformu açtık. Bütün username passwordleriyle giriyorlar. Örneğin o bölgede bir yere gitmişler ve o bölgede bir şey yaşamışlar. Onu oraya giriyorlar. Böylelikle o bölgeye gidecek, görevlendirilecek veya yarın öbür gün başka bir şekilde o bölgeden geçecek olan kişi de TAV kültürüyle yorumlanmış bu bilgilere ulaşmış oluyorlar. Onun haricinde TAV Abroad'da neler var? Mesela Diversity Management ile ilgili Harvard Business Review'ları burada buluyorsunuz.
Yani spesifik olarak konu spesifik. Konumuz ne? Farklılıkların yönetimi. Konumuz ne? Coğrafyaların farklı coğrafyalarda farklı iş yapma şekilleri. Dolayısıyla da biz diyoruz ki bu konuya özel her şeyi bu Tav Ebrot içinde bulacaksınız. Giriyorsunuz İngilizce bir platform. Dolayısıyla da hangi ülkeden girerseniz gelin İngilizce biliyorsanız büyük oranda bu işi çözüyorsunuz. Orada bu konuyla alakalı yazılı dokümanları görebiliyorsunuz. Yine acil durumlarda o ülkede ne yapmanız gerektiği ile ilgili alanları görüyorsunuz. Yine uluslararası çalışan kimliğinin ne gerektirdiği şeyleri, dokümantasyonu veya oradaki prosedürleri takip edebiliyorsunuz. Ve çok önemsediğimiz bir alan daha var. O da forum alanı. Anlık olarak veya düzenli bir şekilde belli forum konularını bu sistemde, bu intranet portalında girip anlık olarak cevap üretmesini, 23 bin TAV çalışanının cevap üretmesini bekleyebiliyorsunuz. Biraz önce anlattım aslında ama özetlersem neden biz böyle bir basılı doküman, bir prosedür veya bir kitapçık yapmadık da bir intranet yaptık? Çünkü işte dijital dünyanın da ederi burada aslında karşımıza çıkıyor. Anlık olarak değiştirebiliyorsunuz. Bir admin portal, admin alanımız var. Hızlı bir şekilde her türlü değişikliği, ihtiyacı burada güncelleyebiliyoruz. Kullanıcılar her an her ihtiyaçlarını orada girip cevaplamaya çalışıyorlar. Böylelikle Tunus'taki birisinin aklına gelen soruyu belki o anda Gürcistan'da daha önce Tunus'ta bulunmuş bir insan cevaplayabiliyor. Yoksa bize yazsa, biz başkasına yazsak mail ortamında bütün bu hikaye çok çok uzun zamanlar alabiliyor. Daha eğlenceli. Yani her şey formal edebiyat üzerinden yürümüyor veya kurumsal dil üzerinden yürümüyor. Bir fiil kendi çok sosyal fotoğrafını da o bölgede yaşadığı bir anıyı da paylaşarak aslında tavlı olarak algı tarafında bu işleri bir başka tavlılara da anlatma fırsatı bulmuş oluyor. Özetle Tav Ebrot bizim tüm bu coğrafyadaki zorluklarımızı biriktirmeye gayret ettiğimiz, bu zorluklara çalışanlarımızın ürettiği cevapları ve çözümleri yine çalışanlarımıza sunmaya gayret ettiğimiz bir dijital platform. Bu uygulamayı sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.